Hepinize iyi akşamlar. Sayın seyirciler, Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam Tarafsız Bölge sizlere İstanbul'dan Dolmabahçe Sarayı'ndan sesleniyor. Konuğumuz Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Bardakoğlu. Hocam hoş geldiniz. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda birlikteyiz. Tam da haftanın gündemine damgasını vuran ve merkezinde, odağında dinin olduğu konular var, tartışacağız. Bu tartışmada sorularıyla katkıda bulunacak değerli konuklarımız da var. Onları da hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Altan Öğmen bizlerle, hoş geldiniz Altan Bey, merhaba. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi ve aynı zamanda Zaman Gazetesi yazarı Şahin Alpay bizlerle. Hoş geldiniz hoş Şahin Bey. Hoş bulduk efendim. Avni Özgürel bizlerle. Hoş Avni bulduk. Bey siz de hoş geldiniz, merhaba. Şimdi sayın seyirciler, az önce de söyledim, gündemdeki konular son bir haftadır, 10 gündür tartıştığımız konular içerisinde din odaklı konular epey bir yoğunluk içeriyor. Hemen onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Mesela hala tartışılan Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın yaptığı bir açıklama. Türkiye'de sadece gayrimüslim azınlıkların değil, Müslüman çoğunluğun da dini özgürlük sorunu vardır şeklindeki açıklaması hala tartışılıyor. Diyanet İşleri Başkanı'na bunu soracağız. Gerçekten Türkiye'de Müslüman çoğunluğun da dini özgürlük sorunu var mıdır, yok mudur? Bunu tartışacağız. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait internet sitesinde flört ve zina ilişkisini kuran bir takım yazılar çıktı. Bunlar da medyada ele alındı. Bunu da tartışmak istiyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu modern hayatla ilgili yaklaşımı nedir, bakışı nedir? Bunları da anlamak istiyoruz. Ayrıca yine çok tartışılan Profesör Şerif Mardin'in öğretmen-imam ilişkisinden yola çıkarak yaptığı analizler, bir sosyal bilimci olarak yaptığı analizler var. O analizleri de tartışmak istiyoruz. Üç başlık var. Üçü de geçtiğimiz günlere damgasını vurdu. Tabii ki sadece bu üç başlık yok. Başka konular da var. Onları da konuşacağız ama üç ana esaslı konumuz olduğu muhakkak. Ben değerli konuklarımıza dönmeden önce isterseniz sizin adınıza konuya ben bir giriş yapayım. İlk soruyu ben sorayım. Belki o soru üzerinden devam ettiririz Sayın Diyanet İşleri Başkanı ile yapacağımız söyleşiyi. İlk soru şu. Gerçekten de Türkiye'de Müslüman çoğunluğun dini özgürlük sorunu var mı Sayın Başkan? Ben Ahmet Bey, hem size hem konuklara hem de izleyenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıklı, esenlikli günler diliyorum. Aslında bu konu gündeme geldiğinde ben o gün bir basın toplantısı yapmış idim. Basın toplantımızın konusu... Bu konuyla ilgili mi? Hayır. Van'da il müftüleri olarak toplandık ve 16 maddelik, bana göre çok önemli ve İslam ülkeleri açısından da fevkalade ön açıcı, ufuk açıcı 16 maddelik bir karar üzerinde buluştuk. Ve onları kamuoyuna tanıttım. Onun içerisinde kız çocukların erken yaşta evlendirilmesinin dinen uygun olmadığı gibi çok önemli bir kararımız var. Onun içinde ikinci evliliğin kadın haklarını korumadığı için dinen sakıncalar taşıdığı şeklinde çok önemli, bana göre medyanın da gözünden kaçan bir kararımız oldu. Onu kamuoyuyla paylaştım ama maalesef dinle ilgili konularda bir türlü düzeyi yükseltemediğimiz için bu konuları tartışmaya pek vaktimiz olmuyor. Daha kolay ve daha sığ konularda boğulup gidiyoruz. Ve o gün tabii medyanın bazı konuları, siyasi tartışmalar, yani dinin bazı kavramlarını, konularını medyanın siyasi tartışmalara malzeme yaptığını üzülerek ifade ettim ve bundan şikayetçi olduğumu söyledim. Tabii o gün de aynı şekilde Dışişleri Bakanımızın bir Türkiye ile ilgili açıklaması oldu. Ve medya bir montajlamayla benim o sözlerimi Sayın Dışişleri Bakanı'na bir cevapmış gibi, eleştirilmiş gibi sundu. Ben her zaman, sizler de herhalde çok rahat izliyorsunuz, siyasetin dinden, dinin siyasetten ayrı olması gerektiğini, bunun aynı zamanda kendimize ve dinimize saygının bir gereği olduğunu ifade ediyorum. Ahmet Bey, ben bugüne kadar hiçbir siyasetçinin, hükümette yer alsın, muhalefette yer alsın veya dışarıda olsun,
açıklamaların üzerine onaylayıcı veya eleştirici bir tavır takınmadım. Çünkü bu benim ilkelerime aykırı. Ama konuları açık yüreklilikle tartışmayı da önemsiyorum. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı olarak. Yani siz direkt Dışişleri Bakanı'na ya da herhangi bir siyasetçiye cevap vermek... Ben iki konu sordular o gün bana gazeteciler. Bir, Dışişleri Bakanımızın bu açıklamasını sordular. Bir de muhalefet, ana muhalefetten bir siyasetçinin haçla ilgili bir konuşması, işte biraz üzüntü verici bir konuşması üzerine görüş soruldu. Ben dedim, ikisine de ben bir yorum yapmam. İkisi de benim dışımda. Ben sadece medyanın siyasi tartışmaların zeminine Diyanet İşleri Başkanlığı'nı çekmesini doğru bulmuyorum. Siyaset çok sıcak bir tartışma Türkiye'de. Yani adeta siyasetle yatıp siyasetle kalkıyoruz. Din de aynı şekilde siyaset ısındıkça dini tartışmalar da ısınıyor. Mesela sizin biraz önceki ikinci konu olarak sunduğunuz konular da aslında birinciyle bağlantılı. 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır piyasada olan kitapların aralığında satırları, kelimeleri bulup Türkiye ile ilgili istifhamlar, tereddütler ve tartışmalar meydana getirmedi. Aslında bizim doğrudan bizi hedef alan bir tartışma değil. Biz o tartışmalarda adeta bir konu mankeni olarak veya üzerinde tartışılacak bir konu olarak görülüyoruz ve tabii dini tartışmaların da cazibesi olduğu için hem siyasi tartışmaların sıcaklığı hem dini tartışmaların sıcaklığı harmanlanmak istiyor. Halbuki bu fevkalade yanlış bir konu. Önce ben metot üzerine biraz konuşmak Peki. istiyorum. Dini din olarak konuşalım ve yani hem sizleri hem konuklarımı çok takdir ediyorum. Dini konuları tartışmak bizim için önemlidir ve önemsiyoruz ve düzeyli olduğu sürece bizim fikir dünyamıza, düşünsel bakışımıza yeni açılımlar getireceği için de dini tartışmaları yapmaktan kaçınmayız. Yani biz kilise gibi bütün bunlar Tanrı'ya aittir, biz bunların üzerinde tekeliz diyerek değil, biz bilim insanı olarak, İslam dininde rasyonel düşünceyi önemseyen bir kurum olarak, kişi olarak dinle ilgili konularımız varsa dinimizi daha iyi anlayalım. Zaten bu din Diyanet'in dini değildir. Bu din toplumun ortak dinidir, ortak bağıdır. Hepimizi ilgilendirir. Biz de hasbelkader bu dinin doğru bilgisini topluma tanıtmak, toplumu din konusunda aydınlatmak üzere Cumhuriyetimizin kurduğu bir temel kurumuz. Biz de bu görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani dini din olarak tartışmaya, konuşmaya sonuna kadar varız. Peki, ama siyasi bağlamda bir din tartışmasını pek isabetli bulmuyorum. Peki yani o zaman mesela ülkenin Dışişleri Bakanı Türkiye'de Müslüman çoğunluğun özgürlük sorunu var, dini özgürlük sorunu var diye çok önemli bir söz söylemiş. Bu konuyla ilgili siz hiçbir yorum yapmayacak mısınız? Şöyle söyleyebilirim. Bu günlük siyasete yani bu, girer tabii, diye yani hiç konuşmayacak mısınız? Sadece ben birkaç referansta bulunayım. Bir defa iki hafta önce ben Amerika'ya gittim. Üç üniversitede. Columbia, Harvard ve Amerikan Katolik Üniversitesi'nde Türkiye ve Osmanlı tecrübesini ve Cumhuriyet döneminin farklılıklar bir arada barış içinde yaşatma tecrübesini anlattım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı anlattım. Ve o bizim yine web sayfamızda var. Yani biraz da medya mensuplarımız web sayfamızda böyle satır arası kelimeleri arayacak yerde bu temel makaleleri, tebliğleri, temel konuşmaları biraz gündeme taşısalar. Mesela bu 16 sayfalık il müftüleri sonuç bildirgemiz. Benim bu 3 üniversitede yaptığım konuşmanın metni bana göre fevkalade önemli mesajlar içeriyor. Bu konuda benim şahsen ne düşündüğümü yeterince açıklayan bir konuşma oldu. Tabii özgürlük sorunu yani bütün ülkelerin ortak sorunudur. Yani özgürlük, ben şahsen bir akademisyen de olarak hep özgürlüklerden yana olmuşumdur. İnanan inanmayan, az inanan çok inanan, hangi dinden olursa olsun, ateist olsun, dindar olsun, herkesin kendi inancına göre davranmasını, yaşamasını, özgürlüğünü kullanmasını önemserim. İfade özgürlüğünü önemserim. Çünkü düşünce özgürlüğünden ziyade o düşünceyi ifade edebilmesi önemlidir insanların. İfade özgürlüğünü vermezseniz düşünceler ifade edilmediği sürece kendi zihin dünyası içinde düğümlenir. Ve test edilmediği için, dışarıya açılıp da eleştiri de almadığı için giderek insanlar kendi düşüncelerini putlaştırırlar ve peşinden koşarlar. Halbuki ifade özgürlüğü aynı zamanda düşünce özgürlüğünün de önünü açan
ve düşünce özgürlüğünü yumuşatan ve karşılıklı görüşleri bir araya getirip insanların kendi kendini test etmesini, eleştirmesini, geliştirmesini sağlayan bir imkandır. Yani mesela bu konularda ülkemizin sadece din alanında değil, özgürlük alanında herhalde aşacağı mesafeler vardır. Bunu bütün gazeteci dostlarımız, düşünürler, aydınlar, yazarlar, entelektüeller ifade ediyor. Yani sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının var, Batı'nın var, her toplumun özgürlük alanında yapması gerekenler var. Bir de özgürlükle sosyal güvenliği, sosyal nizam, intizam, sosyal emniyeti dengeleme, kamu düzenini sağlama sorumluluğumuz var. Sadece özgürlük diyemeyiz, aynı zamanda özgürlüklerle kamu düzeninin de bir arada dengede götürülmesi gerekiyor. Sayın Başkan, izin verirseniz biraz bunu belki açmak isterler değerli tabii konuklarım. Eğer bu konuyla ilgili konuşmak, Altan Bey veya Şahin Bey. Şimdi Sayın Başkan'ın ben siyasi tartışmalarla dini tartışmalarının birbirine karıştırmaması gerektiği konusundaki fikrini çok önemli buluyorum ve çok isabetli buluyorum. Zaten bu laikliğin esaslarından bir tanesi. Evvelden de benim neslim, ben hepinizden biraz daha yaş açısından daha ilerideyim. Benim neslim buna alışmıştı. Yani siyasi tartışmalarla dini tartışmalar birbirinin içine girmez. Din kendi içinde şey yapılır, işte meali anlatılır, yorumlanır. Siyasi tartışmalarda o konulara aşağı yukarı hiç temas etmez. Fakat şimdi giderek iş o hale geldi ki dine referans veren konuşmalar da yapılıyor. Bir de Diyanet İşleri Başkanlığı'na atıfta bulunuyor. Sayın Başbakan'ın son konuşmasında yaptığı şeylerden bir tanesi de bu dini özgürlükler meselesi söylenmiş. Sayın Dışişleri Bakanı tarafından, Sayın Başbakan da bunu teyit etmiş. Yani dini özgürlükler açısından Müslümanların Türkiye'de sıkıntıları var sözü için. Bunu somutlaştırması Sayın Başbakan'dan istendiğinde o dedi ki bunu Diyanet İşleri Başkanı'nın nasıl diyeyim? Evet, öyle. Öyle bir dedi. Öyle dedi. Evet, yani, öyle dedi. Diyanet İşleri Başkanı'na bakın zaten bu ilk değil. Evet. Diyanet İşleri Başkanı'na sorun mu dedi? Başkanlığına başvurun yani. Zaten daha önce bir başka konuda da bu oldu. Başörtüsü meselesi tartışılıyor. Tartışılıyor derken zaten bir siyasi konu haline geldiği için siyasetçiler de konuşuyor ister istemez. Aslında Müslüman insanlar, Türkiye'nin %99'u Müslüman. Müslüman insanların başörtüsü takanları da takmayanları da konuşuyor. Çünkü zaten din adamlarının dinlediğimiz yorumları, televizyonlarda biz din adamı değiliz ama onların söyledikleri de çeşitli görüşler var. Yani başörtüsü değil de örtünmenin esas olduğu Kur'an-ı Kerim'de başörtüsünün bir yorum meselesi olduğunu da söyleyenler var tabii. Yani bir emir olmadığını. Aksini söyleyenler de var. Bu konu devletin başbakanı tarafından dile getirildikten başka gene onun tarafından Diyanet İşleri sitesine atıfta bulunuyor. Yani Din İşleri Kurulu'nun yorumu. O yorum ama kamuoyunda tartışılan yorumlardan sadece biri. Bu Diyanet'in yorumu olduğu zaman başörtüsü takanların görüşünü destekleyen bir yorum haline geliyor. Takmayanlar ise onlar da Müslüman. Onların da sayısı az değil, milyonlarla. Onların da kendilerini şey yapacak, haklı çıkaracak, yani takmadıklarını izah edebilecekleri bir izaha ihtiyacı var. Onu başka bilim adamlarında buluyorlar. Böyle bir şey, din adamlarında gene, yani ulema da başbakan diye buluyorlar. Böyle bir tartışma ister istemez sürüp gidiyor. Yani bir taraf, siyaset içinde bulunanlardan bir taraf bu konuya bu şekilde yaklaşırsa öteki tarafın da yaklaşması kaçınılmaz ve aynı zamanda diğer bütün %99 Müslüman nüfusumuzda katılması kaçınılmaz. Şimdi buna karşı siz bu görüşte olduğunuza göre neyi önerirsiniz? Yani Sayın Başbakan'a bu konulara fazla işte size atıfta bulunmamasını bu konular üzerinde mi
tavsiye edersiniz yahut bir pratik çare olarak ne düşünürsünüz? Ne tavsiye edersiniz bütün kamuoyuna? Şunu Altın Bey, önce şunu ifade edeyim. Bir defa biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün toplumun diyanetiyiz. Yani sadece başını örtenlerin diyaneti değiliz. Yani onun için biz bir konuda toplumu dini açıdan aydınlatırken toplumun 70 milyonunu da göz önüne alarak konuşuruz. Hatta sadece toplumu değil, tarihi tecrübeyi, dinin ortak paydasını ve dinin ana kaynaklarını. Yani çok daha geniş yelpazeli bir düşünce geleneğimiz var bizim. Ve biz elbette bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda başörtüsü konusunda ne söylediğini biliyorsunuz. Çok açık. O konuda hiç değişen bir sapma olmadı. Yani ancak, başörtüsü farzdır diyorsunuz. Hayır, farzı değil. Farzdır demedi. Başörtüsü Müslümanların 14 asırdır dinlerinin gereği olarak algıladığı bir dini vecibe olarak bir dini algılama gerekli, konusu olarak öyle görülmüştür. Şimdi tabii bu niye önemli? İnsanların kendi dinlerini nasıl anladığı önemlidir. Sizin onu nasıl anlayacağını belirleme hakkınız fazla önem taşımaz. Bir insan kendi dinini nasıl anlıyorsa odur esas olan ve herhalde siyasetçiye düşen sen yanlış anlıyorsun, doğru anlıyorsun şeklinde bir tartışma açmak veya bir ilahiyatçımsa bazen ekranlara değişik görüşte olan ilahiyatçılar çıkıyor. Tamam. Bir ilahiyatçının farklı düşünmesi de sorunu çözmez. Çünkü insanların onu nasıl algıladığı, nasıl uyguladığı, nasıl gördüğü önemlidir. Böyle olduğu için de yani ben belki din özgürlükleri konusunda ilk akla gelen bu tartışmalardır. Mesela bunlar yazılıp çiziliyor veya işte İmam Hatip Lisesi'ndeki çocukların katsayı mağduru olması ve aynı sorulara cevap verdiği halde 50-60 puan eksik alması konuşuluyor. Başka mesela cuma saatlerinde işte iş yerlerinin mesaide olması ve sıkı bir mesai olduğu vakitte namazı yani bunlar münferit hadiselerdir. Ama yani sadece bunlar değil, Türkiye'nin her alanda yani özgürlük bir idealdir. Ama o özgürlüğü toplumun kamu düzeniyle dengelemek de gerekir. Yani sadece özgürlük penceresinden meseleleri çözemezsiniz. Toplumun bir geleneği, kamu düzeni vardır. Ve laik toplumun da kendine göre kuralları, prensipleri vardır. Bir de Altan Bey, özgürlük o kadar çetrefil bir konu ki, özgürlüğü verene göre ile özgürlüğü talep edene göre özgürlüğün penceresi ve çerçevesi değişir. Verene göre verilmesi gereken bütün özgürlükler verilmiştir. Talep edenin bakışına, geleneğine, adetine, isteme kapasitesine, dışarıdan etkilere göre verilen özgürlükler tatminkar olmayabilir, fazla olabilir. Yani hangi açıdan baktığınıza ve nereden durduğunuza da bağlı bir özgürlükler konusu. Mesela Türkiye'de ifade özgürlüğü konusu oldum olasıya tartışmalı bir konu. Yani siz şunu mu diyorsunuz? Şimdi bir taraftan baktığınızda Türkiye'de şu kadar cami var, ezanlar okunuyor, hiçbir özgürlük sorunu yok gibi görülebilir. Yani, ama diğer taraftan baktığınızda da saydınız az önce işte İmam Hatip Lisesi'nin sorunları, başörtüsüyle ilgili yani sorunlar, cuma namazı. Mesela şimdi şöyle düşünelim, biz burada konuşuyoruz, izleyenlerim de izliyor. İmam Hatip Lisesi'ndeki bir öğrenci, Cumhuriyet'in bir okulu bu değil mi? Bunlar kaçak bir okul değil. Cumhuriyet açmış bunu, kanunla kurulmuş, okumuş. Çocuk aynı soruları yapmış ve diyoruz ki sen 60 puan daha eksik alacaksın diyoruz. Bütün meslek, meslek okulları. Şimdi o çocuğun algı dünyasını anlamadan bizim bu tür özgürlük sorunlarını çözmemiz de zor. Şimdi ona göre bu kendi okulu sebebiyle, kendi çizgisi sebebiyle kendisine uygulanmış bir kısıtlamadır. Halbuki Ankara'ya göre, ben de Ankaralıyım. Siz Ankaralı değilsiniz ama ben Ankaralıyım. Ankara'ya göre verilmesi gereken bütün özgürlükler verilmişti. Daha ne istiyorlar? Peki. Ama Şahin Bey. Müsaade ederseniz şimdi Sayın Başkan, siz de mesela bu son örnekte teslim ettiniz ki burada ciddi bir sorun var gerçekten. Hangi örnek? İmam Hatip mezunlarına, tabii bütün meslek okulları mezunlarına uygulandığı gibi bir katsayı uygulanması aslında devletin okulunda okumuş insanlara karşı uygulanan bir ayrımcılık ve bu biz dini bir eğitim gördüğümüz için bize karşı ayrımcılık yapılıyor diye bir şikayet. Bundan çok daha büyük bir şikayet. Neredeyse ülkeyi esasında karıştıran... dini eğitim görmüyorlar tam.
Yani öyle, klasik eğitime ilaveten dini böyle algılıyor. Onu algılaması bizim için bir önemli veridir. Daha önemli bir sorun var. Neredeyse iktidardaki partinin kapatılmasına yol açabilecek kadar ciddi bir sorun olarak bu başörtüsü yasağı var. Siz Diyanet olarak çeşitli vesilelerle söylediniz ki bu bir dini vecibedir. Zorunlu değildir ama Türkiye'de pek çok insan bunu bu şekilde algılamaktadır ve dolayısıyla demedi Sayın Başkan, öyle söyledi. Şimdi, algılama konusudur dedi. Öyle söyledi. Ben öyle anladım. Tekrar oraya döneceğim. Zaten şimdi bu başını örten genç kızları üniversiteye sokmayan bir uygulama var. Bu bir dini özgürlük sorunu değildir de nedir Sayın Başkan? Bunu bütün toplum merak ediyor. Şimdi Müslümanlar sadece Sünnilerden ibaret değil Türkiye'de. Aleviler de kendilerini İslam içinde bir mezhep addediyorlar ve diyorlar ki biz bu Diyanet işle bir kısmı, büyük kısmı diyor ki bizim temsil edilmemiz gerekir Diyanet İşleri Başkanlığı'nda. Temsil edilmiyoruz. Bizim ibadethane saydığımız cemevlerine ibadethane statüsü tanınmıyor. Biz camilere sağlanan imtiyazlardan yararlanamıyoruz diyorlar. Aynı şekilde diyorlar ki bize Sünni İslam'ın öğretildiği din dersleri zorunlu tutuluyor. Gittiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve mahkemede haklı buldu ve şimdi yeni bir düzenleme yapılması söz konusu. Yine Aleviler diyorlar ki biz temsil edilmediğimiz ve hizmetlerinden de yararlanmadığımız Diyaneti vergilerimizle finanse ediyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmemiştir. Onun için bu da aslında bizim varlığımızın tanınmaması bize devletin dayattığı bazı zorlamalardır diyorlar. Şimdi bütün bunlar ciddi sorunlar. Biz tabii bu konulardaki görüşlerinizi toplumun merak ettiğini düşünüyoruz ve lütfen bu konu, bunlar sorun mudur değil midir sizce? Şimdi çok özür dilerim. Bir kısa ara verelim isterseniz. Şahin Alpay'ın sorusuna yani bölmemek açısından sizi. Daha sonra cevap verin. Sayın seyirciler şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra yeniden birlikte olacağız. Evet, yeniden birlikteyiz. Tarafsız Bölge devam ediyor. İstanbul'dayız. Dolmabahçe Sarayı'ndan sizlere sesleniyoruz. Konuğumuz Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Bardakoğlu. En son Şahin Alpay bir soru sormuştu Sayın Başkan'a. Reklam arası verdik. Bize bir kez daha özetlerseniz o soruyu Sayın Başkan cevaplayacak. Tabii Ahmet Bey. Sayın Başkan, tabii toplumda %99 çoğunluğu oluşturan Müslümanların da bazı dini özgürlük sorunları olduğu yıllardır tartışılıyor. Hatta bunların en önemli olanı bu üniversitelerdeki başörtüsü yasağı bunların merkezinde ve hepimizin bildiği gibi bu yasağı kaldırmak istediği için bir iktidar partisi kapatılmak isteniyor bu ülkede. Bu ciddi bir sorun. Bu konuda tabii sizin ne düşündüğünüz çok önemli. Bunun yanında kendilerini İslam içinde bir mezhep telakki eden Alevilerin şikayetleri 90'lardan beri dile getiriliyor. Biz Diyanet'te temsil edilmiyoruz. Temsil edilmediğimiz halde vergilerimizle finanse ediyoruz. Bize zorunlu din dersinde Sünni İslam öğretiliyor vesaire gibi ciddi şikayetleri var. Başka Müslüman çoğunluğun başka sorunları da var. Ne bileyim mesela Türkiye'de tarikatlar 1925'ten beri yasaklılar. Acaba bu yasak hala daha devam etmesi gereken bir yasak mıdır? Bu konularda toplumda değişik görüşler var. Tabii sizin bu konularda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Evet Şahin Bey, şimdi bu uygun görürseniz başörtüsü konusunu birkaç cümleyle özetleyip kapatalım. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz yetişkin kadınların başlarını örtmelerinin 14 asırdır yaşanan dini tecrübede hep dini vecibe olarak görüldüğünü, algılandığını ve uygulandığını söyledik. Ama ikinci cümlemiz de önemli. Başını örsün örtmesin. Bir insanın ben Müslümanım demesi, Müslüman olması için yeter. İnsanları
dini vecibeleri şu kadar yaptı, bu kadar yaptı şeklinde ayrıştırmak dinimize göre de doğru değildir. Tıpkı namaz kıldı, kılmadı, oruç tuttu, tutmadı, içki içti, az içti, çok içti, çok dindar, az dindar şeklinde ayrılmak ne dinimize uyar, ne bizim insanlık anlayışımıza uyar, ne de Diyanet'in böyle bir yaklaşımı var. Bırakalım insanlar ne kadar yapabiliyoruz o kadar yapsın. Kimseyi dindarlığı sebebiyle yargılamayalım, derecelendirmeyelim. Bizim altını çizdiğimiz ikinci husus bu. Çünkü dini vecibeleri, dini vecibe olarak algılanan hususları yerine getirip getirmeme Müslüman olmanın ön şartı hiç olmamıştır tarihte. Ben Müslümanım deme yeter. Ve biz üçüncü cümlemizde şu başörtüsü konusunda, biz başörtüsünün sadece dinle ilgili kısmını konuşuruz. Ama siyasetçinin, yasama organının, devletin diğer birimlerinin, yargının bu konuda ne karar verdiği, ne karar vermesi gerektiği konusunda bir görüş ve yorum yapmayız. Bu aslında herhalde iyi bir mutabakat zemini olmalıdır. Alevi ile gelince, Alevi, biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa sünni bir kurum değiliz. Biz Cumhuriyet'in bir kurumuyuz ve her insanın diyaneti olma gayreti içindeyiz. Alevi kardeşlerimize dair, altını çizerek söylüyorum, siyasi, sosyal, kültürel, mali ne gibi açılım yapılırsa biz onların destekçisiyiz ve memnun oluruz. Biz Alevi kardeşlerimizi kuşatan, onları hedef alan, onlara yönelik bütün siyasi, sosyal, kültürel ve mali adımların hep yanında oluruz. Bugüne kadar hiçbirini eleştirmedik, hiçbirine karşı çıkmadık. Sadece İslam'ın doğru bilgisini onlarla ve toplumla paylaşmak istedik. Sayın mesela Başkan, burada... Avni Bey geçenlerde yazdı gazetesinde. Mesela biz Alevi ve Bektaşi'nin klasik kaynaklarını, bu bizim kendi zenginliğimizdir. Aleviliği, Bektaşiliği İslam'ın dışında göstermek isteyen Batı'da epey gayretler var. Ama bunu biz hem Aleviliğe hem Müslümanlığa saygısızlık olarak görüyoruz. Alevilik İslam'ın içinde bizim kendi öz kültürümüzdür, zenginliğimizdir. Ama bunun mezhepler ve meşrepler, tarikatlar, meşrepler, mezhepler, Diyanet İşleri Başkanlığı'na temsil edilmeli mi konusu bana göre çok uzun bir konu. Yani Cumhuriyet'in 80 küsur yıllık çizgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nı mezhep, meşrep ve tarikat üstü İslam dininin ortak paydasını gözeten bir yapıda oluşturmuş. Şayet başkanlıkta biz mezhepleri, meşrepleri, tarikatları, inanç gruplarını, dini pratik gruplarını ayrı ayrı temsil ettirmeye başlarsak ne kadar doğru yaparız onu sizler, önce sizler bir tartışın. Düşünürlerimiz, aydınlarımız tartışsınlar. Çünkü laiklik aynı zamanda vatandaşlık bilincinin oluşmasını ve dini kimliklerin ayrıştırıcı olmamasını da öngörüyor. Şimdi böyle de bir zorlukla karşı karşıyayız. Aynı konuyu ben şey için de diyeceğim, biraz tarikat dediniz. Yani biz şimdi dini özgürlüklerle kamu düzenini ve ortak yaşama paydamızı dengelemek de zorundayız. Şunu da söyleyeyim. Din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında yapılacak bütün iyileştirmeleri ve Aleviliği de kuşatan bir bakış açısıyla kaleme alınmasını hep destekledik ve doğru bulduk. Zannediyorum o yönde gayretler devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı sünni bir kuruluş olmadığı için toplumun bütün dini geleneklerini, tecrübelerini, çizgilerini, damarlarını besleyen ve değerlendiren bir geniş yelpazeyle toplumu aydınlatmaktadır. Sünni bir kuruluş değiliz diyorsunuz. Mesela cemevleri, Diyanet İşleri Başkanı nasıl bakıyor cemevlerine başkanlığı? Şöyle sorabilir miyim? Tabii. Sivri olarak sorabilirim. Eğer parlamento yarın bir karar alsa ve dese ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Aleviler de temsil edilecektir. Başka bir karar alsa dese ki cemevleri de ibadethane sayılacaktır. Sizin başkanlık olarak bunlara bir itirazınız olur mu? Şimdi efendim? Birinci konu yasamanın konusudur. Doğrudur. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl yapılandırılması gerektiği konusu yasamanın konusudur. Şu temsil edilecektir, bu edilecektir şeklinde bir karar alabilir. Ve toplum, kamuoyu o kararın doğruluğunu tartışır. Ama bir yerin ibadet yeri olup olmaması herhalde takdir edersiniz yasamanın konusu olmaması gerekir. Yapılan bir davranışın ibadet olup olmadığını yasayla, kanunla belirlemeye kalkarsak bu sefer yine o laiklik çizgisinde ciddi bir sarsıntıya yol açmış olabiliriz. Onu da siz önce sizler bir tartışın, biz sizi bir izleyelim. Sonradan biz görüş bildiririz. Aleviler kendileri tabii oraları ibadethane olarak görüyorlar.
Şahin Bey, siz insan, görmediğiniz zaman yani tabii biz, bir problem biz oluyor. Biz görüp görmeme meselesi değil. Biz Müslümanlığın ortak paydasında toplumu aydınlatıyoruz. Bizim aydınlattığımız bilgiler, bizim verdiğimiz bilgiler kamuya açık ve şeffaf bilgilerdir. Biz bu bilgileri gizli bir güçle, gizli bir yolla yüce yaratandan alıyor falan değiliz. Kur'an, peygamberin sünneti, 14 asırlık gelenek bunlar ortadadır. Ve İslam dininde bilgi elle tutulur bilgidir. Açık ve şeffaf bilgidir. Hristiyanlık tarihinde olduğu gibi kilisenin tekeline aldığı ve insanları ulaşmaktan engellediği bilgi değildir. Ama çeşitli algılara açık değil midir bu? Çeşitli algılara, tam bir takım algılar açıklı, yorumlar açıktır. İbadethane İnsanların, olarak algılıyorlar. Artık bu konu dini bilgi açısından değil de daha çok hak ve özgürlükler açısından çözülmelidir. Onun için sizin sorunuzu o yönüyle anlamlı buluyorum. Yani toplumda farklı inanç grupları, farklı ritüel eğilimleri, farklı anlayışlar varsa biz bunu dini bilgiyi zorlayarak değil, hak ve özgürlükleri, sosyal hakları, siyasal hakları, sivil hakları geliştirerek çözebiliriz. Peki. Yani sivil, sosyal hakları geliştirmeyip de bütün bunların hepsini diyanetten ve dini bilgiden beklemek aslında yanlış bir metottur. Anlıyorum efendim. Teşekkür ederim. Ben belki Şahin Bey'in sorusuna Sayın Başkan'ın verdiği cevaptan hareketle şey yapayım. Yani bizim tarihimizde cemevi diye örneği yok. Yani cami prototipi var da cemevi diye bizim Alevi halkımızın toplandığı evlere cemevi diyoruz onun için. Onun için bundan ibadethane, kanunla ibadethane haline getirilmesi camiden ayrı bir ibadet mekanı, diyanetten ayrı bir Alevi diyanetini de düşünmeyi gerektirir sonradan. Düşünüyorlar zaten değil mi? Yani bir takım ekstrem Aleviler bu tür şeyleri düşünüyorlar. Yok, hükümetten yani, bile kaynaklandı böyle bir fikir. Yani siyasetin de içine girmiş ekstrem düşünceli insanlar var canım. Yani bu siyasetin görevi talepleri karşılamaktır ekstrem fikir diye. Hayır yani bunu? Canım siyasetin bütününün burada hükümet kararı diye bir şey yok ki. Yani iktidar partisinin içindeki bir kişi söylüyor, iki kişi söylüyor. O kadar yani ondan sınırlı. Onun ötesine geçmiş bir şey yok. Önemli olan Türkiye'deki Alevileri kendi inançları konusunda bilgilendirmek olmalıdır. Öyle zannediyorum ki Diyanet onu yapmaya istiyor ama benim bana göre esas problem Diyanet'in toplumla iletişiminin de kitleyle iletişiminde özellikle çağımızın gerekli kıldığı iletişimde problemlerinin olması. Meramını anlatmakta sıkıntıların çekilmesi. Nitekim pek çok şeyi burada reklam arasında konuşuyoruz. Yani bir 75 yaşında bir kadıncağızın cenazesinde imam diyor ki, yani cenaze namazını kıldıran imam diyor ki, efendim işte fuhuş arttı bu kene işi ondan oluyor. Şimdi 75 yaşındaki kadıncağızın cenazesinin başında, tabutun başında söyleniyor bu laf. Tabii insanlar bunu okuyan, duyan insanlar derhal Diyanet diye bakıyor. Başka pek çok örnek. Halbuki bir dakika devam edelim. Halbuki Diyanet İşleri Başkanı reklam arasında bizlere evet. dedi ki o kişinin bizim kurumumuzla bir ilgisi evet. yok. Diyanete yani, bağlı bir imam değil dedi. Evet. İmamı böyle görmek. Ama diyorsunuz siz bu reklam arasında bize verilen evet. bir bilgi olarak kalmasın. Evet. Bütün topluma bu biçimde diyor. Duyurulsun. Birincisi bu. İkincisi bu Van'da müftüler toplantısında özellikle kız çocuklarının evlendirilmesi ve kız çocuklarına dönük olarak alınan karar, küçük yaşta evlendirilen çocuklarla ilgili alınan karar ve birden çok evlilikle ki Türkiye'de bunu neredeyse gazete sayfalarında övünerek yani bunu bir dini gereklilikmiş gibi sunarak savunan din insanlar cevap verdiğini söylüyor. Evet, evet çıktı. Üç karın bunlara mesela cevap verdiniz ama bunları kimse duymadı. Şey isterseniz Avni Bey evet. bunu bir konuşalım. Çünkü kimsenin duymadığını konuşalım. Mesela evet, ben yani Sayın Başkan'a duyuramıyor yani. Şey, Sayın Başkan'a şunu sormak istiyorum. Diyorsunuz ki küçük yaşta, erken yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi diye bir sorun var diyorsun. Mesela merak ediyorum kaç yaştır
Yani erken demek neye göre? Kaç yaşında bir kız çocuğu evlendirilmelidir? Şimdi teşekkür ederim. Aslında Avni Bey yerden göğe haklısınız. Ama bu sorun tek taraflı sorun değil. Yani bizim yapıp ettiklerimizi anlatmakta eksikliğimiz ve kusurumuz olabilir ve var. Bunu kabul ediyorum. Ama kamuoyunun ve yanlış anlamayın medyanın da olup biteni tam iyi algılamakta ve yansıtmakta ihmalkar davrandığını ifade etmek isterim. Yani çok ciddi ve önemli işler oluyor. Onlar insan bu çok ilgi çekmiyor. Ama bakıyorsunuz bir kenede bir kene ısırığından ölen bir kadının akrabalarından bir bizim görevimiz olmayan bir şahıs namaz kıldırırken bir 3-5 yanlış cümle söylüyor. Türkiye'nin gündemine oturuyor. Şimdi Türkiye'de cenaze namazı kıldıran 80 bin civarında görevlimiz var. Ve her gün şu kadar insan vefat ediyor, şu kadar cenaze namazı kılınıyor. Ve cenaze namazında haliyle biraz öğüt veriliyor insanlara. Yani bunlar arasında bu tür münferit, yanlış, olumsuz örneklerin olması kaçınılmaz. Biz tabii hiç olmamasını isteriz. Bunları sıfırlamak isteriz. Doğrudur. Bizim gayretimiz o yönde. İstiyoruz ki hiçbir görevlimiz hiç kimseyi incitmeyen bir din hizmeti sunsun. Ama yani öğretmenlerimiz, polislerimiz her meslek grubunda yani sözün ölçüsünü kaçıran, kastı aşan cümleler kullanan insanlar olabilir. Birden bakıyorsunuz kız çocukların evliliği gibi çok çözülmesi gereken sosyal sorunlarımız var. Çok evlilik gibi çözülmesi gereken temel sorunlarımız var. Bunlar üzerine konuşuyoruz. Birden bütün kameralar bizi terk etmiş. Bakıyorsunuz kene ısırığından ölen cenaze namazında toplaşmış. Yani iki taraflı da sorunlarımız var. Bunun bir sebebi, yine yanlış anlamayın, yanlış algılamayın lütfen. Yani siyasi medya siyasi tartışmaların içine çok girdi ve bu siyasi tartışmaları yaparken din konusunu da bu siyasi tartışmaların temel malzemesi yapma kötü alışkanlığını edindi. Biz diyoruz ki siyasi tartışmaları istediğiniz gibi yapınız. O bizi ilgilendirmez. Ama lütfen siyasi tartışmalarınızın içine dini konuları çekmeyiniz. Ama din konusunda bilgilenmek istiyorsanız, belli bir kalitede fikir tartışması açmak istiyorsa onu yapalım. Biz ona hep evet dedik. İzin verirseniz o konuya biraz değineyim. Gerçekten bu Van İl Müftüleri toplantımızın 16 maddenin ikisi özellikle kadın hakları, kız çocuklarımızın hakları konusuna aitti. Ve bu bizim kanayan bir yaramızdır. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi bir sorundur. Ne demek bu? Ben şimdi bu şu demek. Yani. Bir defa İslam dini, bir defa insanların kendi özgür iradeleriyle evlenmesini öngörmüştür. Birinin zoruyla, birinin zorlamasıyla evlenmesini değil. İki tarafın hür iradesi olmadan, hür özgür tercihi olmadan kurulacak evlilikten hayır çıkmaz. Ve Kur'an-ı Kerim evlenmeyi iki taraflı ağır şartları olan, ağır sorumlulukları olan bir sözleşme olarak, misak-ı galiz olarak tanımlar. Yani Kur'an-ı Kerim'e iyi baktığımız vakit, Kur'an-ı Kerim'in taraflarının anlaşarak, görüşerek, rızaen, özgür iradeyle evlenmesini öngörmektedir. Ve denkliği, yaşça denkliği, imkanlar itibariyle denkliği, birçok açıdan denkliği de öngörür ki taraflar huzur bulsunlar. Özellikle denklik olmadığı vakit, özgür irade olmadığı vakit bundan en çok da ebeveynlerin zoruyla, toplum zoruyla evlendirilen kız çocukları zarar görmekte. Biz il müftüleri olarak toplandık. 2 günlük bir tartışmadan sonra kız çocuklarının zorla evlendirilmesinin dinen uygun olmadığını ve dinen bunun desteklenmesinin mümkün olmadığını ifade ettik. Bu bana göre altı çizilmesi gereken bir husustur. Ve bundan sonra bütün görevlilerimiz cami hizmetlerinde, vaazlarda, panellerde, toplantılarda bu fikri işleyerek toplumun o zihinsel dönüşümünü sağlayacaklardır. Bir ekleme yapayım, izin verin. Mesela Doğu'da bizim Kur'an kurslarımız var. Kız Kur'an kursları var. Kız Kur'an kurslarımızın geçen bana bir görevlimiz dedi ki, yani faydası oluyor mu dedim çocuklarımızın eğitimine, sosyalleşmesine, kültürel katılımına. Dedi ki başkanım dedi hiçbir şey olmuyorsa bu çocuklar kuma olmamayı öğreniyor. Bana göre fevkalade altı çizilecek bir saptamadır. Evet.
Yani bu kız çocukları Kur'an kurslarında, çünkü biz Kur'an kurslarında sadece Kur'an öğretmiyoruz. İyi insan, iyi vatandaş, iyi birey olmanın, iyi ahlaki erdemlerin yaşamanın gerekliliğini de anlatıyoruz. Biraz kendisiyle barışık olmayı, toplumla barışık olmayı telkin ediyoruz. Din görevlimizin dediği, kız çocuklarımız Kur'an kurslarımızda okuyunca, ki başka imkanlar da yok, en azından kuma olmamayı öğreniyor. Bu bile önemli bir adımdır toplumda. İkinci konumuzda çok evlilik. Gerçekten sizden de ifade ettiği gibi İslamiyet'in çok evliliği teşvik ettiği ve İslam'ın hatta gereği olduğu şeklinde bir yanlış anlayış vardır. Biz altını çize çize, üstüne basa basa il müftüleri toplantımızda ifade ettik ki bizim web sayfamızda var. İslamiyet tek evliliği teşvik etmiştir. Hiçbir zaman Kur'an ayetleri çok evliliği teşvik ediyor şeklinde yorumlanamaz. Kadınların hakları korunamadığı, çocukların hakları korunamadığı için çok evlilik dinen birçok sakıncalar taşımaktadır. Herhalde bu İslam dünyasında önemli bir bakış açısı olacaktır. Ama ben diyor kadınların hakkını koruyorum, çocukların da hakkını koruyorum. Dolayısıyla evleniyorum. Bu konular, Ahmet Hakan Bey, bu konular kişilerin subjektif kanaatleriyle ve talepleriyle olmaz. Yani hukuk düzeni dediğimiz şey biraz da bu subjektif hak ihlallerini, subjektif kanaatten doğan hak ihlallerini önlemek içindir. Yine il müftüleri bildirgemizde yer alan bir hususta hukuki ve kazai konularda mer'i mevzuatın, kanunların ve medeni kanunun esas alınmasına vurgudur. Bu da çok önemli bir cümledir. Siz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çok eşliğe kapalı, dinimiz çok eşliğe cevaz vermiyor mu demiş oluyorsunuz? İki şey dedik. Hukuki ve kazai, yargıyla ilgili, hukukla ilgili konularda mer'i mevzuat ve medeni kanun esas alınmalıdır. Biz hep bu vurguyu yapmak zorundayız, yaparız. Bu hem bizim Müslümanlığımızın hem laikliğe olan bağlılığımızın gereğidir. Hem de çok evlilik kadın haklarını korumadığı ve birçok açıdan çocukların kadından aleyhine bir durum ortaya çıkardığı için dinen de sakıncalıdır dedik. Sakıncalıdır dedik. Evet. Ayet var, birer, ikişer, üçer, tamam. Altı. İşte onların genel değerlendirmesi olarak bu kanaati toplumla paylaştık. Siz de vaktiniz olur da web sayfamızda o cümlelere bakabilirseniz ki bu bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın önümüzdeki günlerdeki hizmet politikasında önemli bir eksen olacaktır. Yani bu tekrarlanacak, daha çok duyulması sağlanacak tabii, herhalde. Tabii. Mesela Altan Bey, geçen sene il ve ilçe müftülerimiz ve din görevlerimiz maaşlarından belli küçük katkılar sağlayarak 3000 civarında kız çocuğumuzu okula yazdırdık. Eğitim masraflarını üstlendik. Bunu ben övünmek için söylemiyorum. Yani topluma örnek olmak, öncü olmak ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı önlemek gerektiğini ve bunun dini bir ödev olduğunu topluma aktarabilmek için bu davranış yapmak zorundaydı. Tabii aslında bu bir özgürlük meselesi. Asıl özgürlük meselesi denildiği zaman, evet, kız çocuklarının çok küçük yaşta hem de darüstüne varmadan evlenmeye mecbur edilmesi gibi bir hadisenin önlenmesi demek. Yani evlenmeme özgürlüğünün bir yaş sınırı var mı Sayın Başkan? Tanınması değil mi? Çok özür dilerim Hasan Bey. Bir yaş sınırı var mı? Bu ayrıntılarla ilgilenmezdi. O da medeni kanun. Yani bunlar şey, yani insanların dersiniz. Din, bak Ahmet Bey, din daha çok işin ahlaki ve genel çerçevesini çizer. İnsanların birbirine saygı, mesela Kur'an ayetlerine bakarsanız eşlerin birbirine saygılı olmasını, birbirinin haklarını korumasını, hemen birbirinde kusur arayıp evlilik birliğini dağıtmak yerine birbirine sabır göstermesini. Yani bütün bu ahlaki çerçeveyi çizer. Yoksa ki nasıl evlenmiş, hangi sözle evlenmiş, kaç yaşında evlenmiş, onunla doğrudan ayrıntıyla ilgilenmez. Ama çünkü erken evlenmek deyince bir, yani toplum nasıl algılayacak bu erken lafını? Yani mesela 60, 70, 80 yaşında bir insana baharında bir genç kızı vermek erken evlilik. Sayın Başkan, söylediklerinizden ben şöyle bir intiba ediniyorum. Siz bir İslam'ın ahlaki öğretisiyle hukuki öğretisi arasında bir ayrım yapıyorsunuz. Ben ahlaki öğretiden, manevi öğretiden anladıklarımı topluma ışılıyorum. Ama hukuki yönü siyasetin işidir, benim işim değildir diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Şimdi efendim? Şahin Bey, biz ısrarla 4-5 yıldır ahlak eksenli dindarlık
parolasıyla yola çıktık. Bu çok önemliydi. Çünkü ahlak eksenli dindarlık toplumda yerleşmediği vakit biz kalıplara, şekillere ve kısır döngülere mahkum oluyoruz. Birbirimizi çok kolay dışlıyoruz, harcıyoruz, saflan derecelendiriyoruz ve toplumu ayrıştırıyoruz. Ahlak dinin, dindarlığın olgunlaşmasının yegane yoludur. Peygamber Efendimiz, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurur. Din imanla başlar, İslam'la, ibadetlerle mesafe alır ve güzel ahlakla olgunlaşır. Güzel ahlak olmadan, sanat estetik olmadan, nezaket medeniyet olmadan, süzülmüş o dindarlık gelenekleri oluşmadan dinin olgunlaşmasından söz edemeyiz. Yani o bakımdan mesela bizim son yayınlarımız hep ahlak ekseni dindarlık üzerinedir. Ve buna sadece bu toplumun değil, yani Batı toplumlarına ihtiyacı var. Çünkü yani günümüzde bir tartışma var, seküler ahlak, dini ahlak, ama kaynağı ne olursa olsun, zaten ahlakın kaynağı insanın insaniyet vasfıdır. Fıtrat diyoruz biz ona dinde. Yani insanın kendisi zaten ahlakı üretebilecek bir zengin kaynaktır. Din, yani o zaman Müslüman olmayan ya da herhangi bir dine inanmayan insanların da bir ahlak anlayışı olabilir, değil insan, mi? İnsanın insaniyet vasfı, fıtratı, yaratılışındaki maya ahlakı üretmeye yeter. Yeter ki dünyanın kiriyle, pasıyla, bencillikle, hırsla o ahlaki erdemler gölgelenmesin. Din de bu insaniyetten doğan, yaratılıştan doğan mayamızdaki bu ahlakı bize sürekli diri tutmayı öğretir. Yani Allah'la buluşma, Allah'la bir arada olma ahlakı da besleyen çok güçlü bir kaynaktır. Bir kısa ara verelim mi Sayın Başkan? Mesela bir şey daha söyleyeyim de. Mesela Peygamber Efendimiz'in bize güzel bir öğüdü vardır. İhsan öğüdü. İhsan şu demektir. Her an yüce yaratanın gözetimi altında olduğunu fark ederek yaşamak. İşte bu bir çok üst bir ahlaki bilinç halidir. Kısa bir reklam arası, tekrar birlikte olacağız. Evet, yeniden birlikteyiz. Tarafsız Bölge devam ediyor. Biraz daha böyle kısa sorular, kısa cevaplarla gidebilirsek bundan sonra. Çünkü konuşacağımız çok fazla konu var. Şimdi ben programın başında sadece Dışişleri Bakanı'nın demecini konuşacağız demedim. Başka konular da var konuşacağımız. Mesela yine o flört zina meselesi. Siz de yazdınız Altan Bey bu konuyu. Evet. İsterseniz siz bunu açın. Şimdi efendim bu Müslümanların da dini özgürlükler konusunda... Bu arada bilmiyorum ses geliyor mu seyircilerimize ama çok özür dilerim Altan Bey. Dışarıda bir havai fişek bombardımanı söz konusu. Duyuluyor mu acaba? Biraz duyuluyor galiba. Hani onu da açıklayalım seyircilerimiz. Ne oluyor dışarıda? Bombalar bizimle ilgili patlıyor. Değil. Bizimle ilgili değil. Evet. Ama sizinle şöyle bir ilgisi var. Bu israf mı? Ayrıntıyı bilmem lazım. Şimdi Müslümanların dini özgürlükler açısından sorunları olduğu söylendi. Bunun üzerine zaten konuşuluyor. Bunlardan yani işte bazıları mesela bahsettiğiniz, biraz önce bahsettiğiniz sizin Van'da aldığınız karar gerçekten bu özgürlük sorununun, yani genç kızların daha yaşları ilerlemeden evlenememe imkanı, evlenememe özgürlüğünü koruma açısından çok önemli bir adım bence. Bence altını biraz daha çizmek lazım onun. Biraz böyle bir devrim niteliği de taşıyor. Böyle tabii yani bunun duyulması lazım. Ne kadar çok tekrarlanırsa, tabii basınımız da ne kadar çok bu konulara yer ayırırsa o kadar iyi olur. Çünkü basında da mesela haydi kızlar okula, yani evlenmeye hemen evlen. Girilmeyin, işte okula gidin falan şeklindeki kampanyalar açıyorlar. Basında da öyle şeyler var. Hükümette de var aslında. Bu herkesin istediği bir şey. Ama ortak paydalarımızdan ve hedeflerimizden birisi. Ortak payda tabii. Bunun ne kadar çok duyulursa o kadar faydası var. Şimdi bir de münferit denilen olaylar var. Mesela siz o imamı, kene meselesini izah eden imamın davranışını münferit bir davranış olarak görüyorsunuz. Doğrudur tabii, yani tek başına kendisi bunu şey yapmış. Burada
bir belki mesele var. İmam kadroları yeteri kadar bu işin ehli haline gelmiş değil. Zaten bir kısmı zaten Diyanet İşleri'nin mensubu değil camilerde. O namaz kıldırdığı için imam. Yoksa Diyanet mensubu olduğu için imam değil. Değil. Yani bir, öyle bir mesele değil. De oluyor. Tabii burada bir de bir başka çelişki var. İmam Hatip okulları öğrenci yetiştiriyor, işte mezun ediyor. İdaret fakülteleri gene mezunlar veriyor. Fakat yeteri kadar imam kadroları da doldurulamıyor. Çünkü başka meslekleri tercih ediyorlar. Biraz önce işaret buyurduğunuz o kat sayı meselesinin de gerekçesi aslında bu. Çünkü o meslek okulundan sonra onlar evet. mesleklerini yapsınlar ki o mesleklerdeki açıklar ortadan kalksın gerekçesiyle yapılmış bir şey aslında. Ama onu bir kenara bırakalım. Bu şey meselesi, yani özgürlükler denildiği zaman Türkiye nüfusunun %99'unu teşkil eden Müslüman nüfusun büyük bir kısmının da başka bir meselesi var. Şerif Mardin'in mahalle baskısı dediği meselenin bazı sonuçları var. Mesela Ankara'da, Sincan'da bir hadise gazetelere yansıdı. Münferit bir hadise diyoruz ama bu münferit hadise arttıkça böyle bir önemli mesele karşısında bulunduğumuz görünüyor. Bir 18 yaşındaki bir erkek çocuk da bir kız çocuk aynı yaşlarda herhalde giderlerken el ele yürüdükleri için ve bir kaldırım kenarında bir süre oturdukları için siz burada fuhuş yapıyorsunuz iddiasıyla 30 kişi tarafından saldırıya uğramış bulunuyor. Kendi iddiaları bu olsa da şey meydanda zaten hastaneye gitmiş 15 yerinden dikiş almış kendi kendine yapmış olamaz. Ve zaten bazı şeyler de aranıyor polis de biliyor hadiseyi. Niye bu? Nedir bu? Elde sopalarla hücum ediyorlar. Böyle bir hadise var. Şimdi gene bir münferit hadise Sabancı'da gazeteler bahsediyor. İşte park meselesinden mi falan derken aslında Allahsızlar işte şortla dolaşılmaz buradaki bir sözler söyleniyor. Şimdi bunlar herhalde bu dini gereklerin... Erkeklere yönelik. Bu da erkeklere tight, yönelik. Tight tabir edilen giysiyi giydikleri evet. için erkek adam tight mı giyer? 14 senedir orada aynı gösteriyi gösteriyle yarış bu. Yani milli kürekçiler. İşlerinde kürekçiler. 4 senedir aynı şekilde aynı yerde bulunuyorlarmış. Aynı yerde yemek yiyorlarmış öğretmenler evinde. Şimdi bütün bunlar o münferit bu münferit falan ama bu münferitler de az değil. Bunlara kim diyecek ki yani bu yaptığınız yanlıştır falan derken bir de o sırada Diyanet İşleri sitesinde bizim gazetedeki arkadaşlar başka bir şey ararlarken bir şeyle karşılaşıyorlar. O da kadınla erkeğin evli olmasalar dahi birlikte hareket etmelerini zina addeden bir anlayışın bir aksi galiba bir kitaptan mı bir alıntıymış. Yani işte siz belki söyleyecektiniz. Arkasında açıklama yaptınız zaten. Böyle bir şeyin olamayacağını da belirttiniz. Ama böyle anlama gelecek ibareler Diyanet İşleri sitesinde yayınlanıyor. Bu, ne diyorsunuz? Yani kısa kes anlamında ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz peki? Altan Bey, ne buyuruyorsunuz? Bu, estağfurullah. Şimdi bu tür gerek Ankara'da gerek Sapanca'da olayın ayrıntısını bilmiyorum ama anlattığınızı doğru kabul ederek ifade edeyim. Bu tür olayları tasvip etmemiz mümkün değil ve bunların hepsinin her zaman yanlış olduğunu söylemek zorundayız. Bırakalım insanlar kendi hayatlarını özgürce kendileri yaşasınlar. Ama biz bir din kurumuyuz. Dinen neyin doğru, neyin günah, neyin haram olduğunu açıklamak zorundayız. Şimdi biz mesela içkinin günah olduğunu söylemek zorundayız. 80 bin din görevlimizin hepsi de Türkiye'nin her yerinde içkinin dinen günah olduğunu söyler. Ama yine Türkiye bir özgürlükler ülkesi. Ülkemizin her yerinde de insanlar içki içebilir. Ve ama biz hiçbir zaman içki içen bir insanın herhangi bir sözlü veya fiili tacize maruz bırakılmasında asla tasvip etmeyiz. Yani bir şeyin dinen doğru olmadığını söylemek ayrı bir konudur. İnsanların mağdur edilmesi, hak ihlalinin olması, taciz edilmesi farklı bir olaydır. Yani arada illiyet rabıtası yok. Biz sırf insanlar rahatsız edilmesin diye içkinin günah olduğunu söylemekten geri duramayız. Çünkü bu bizim elimizde olan, tasarrufumuzda olan, takdir yetkimizde olan bir alan değildir. Çünkü
Kur'an'ın, peygamberin uygulamaları çok açıktır. Yani ve bu Batı'da da böyle. Kilisenin veya Yahudiliğin din kurumları da bu şekilde çalışır. Şimdi temas ettiğiniz konuya gelince bu konuda ayetler ve hadisler var. Bir defa dinin genel o ahlak çerçevesine girecek olursak İslam dini bir defa evliliği önemsemiş. Evliliğin hür iradeyle olmasını önemsemiş. İnsanların evleneceği vakit görerek, konuşarak, tanıyarak birbiriyle evlenmesini teşvik etmiş. Görücü usulünü teşvik etmemiş. Bunlar çok doğrudur. Yani Peygamberimiz hiçbir zaman aman evli olmayan iki insan birbirini görmesin, konuşmasın, birbirini tanımasın falan dememiş. Fakat dediği bir şey var. Birbirinizle lütfen cinsel obje olarak değil, bir insan olarak ilişki kurun, insan olarak tanıyın. Yani kadının da erkeğin de cinsel obje olarak ve cinsiyetini öne çıkararak bir ilişki içinde olması ve evlilik öncesi dinin yasaklarını çiğneyerek beraber olması günah sayılmış. Şimdi bu da çok açık. Yani biz bunu da görmezden gelemeyiz. Ne yapıyoruz biz şimdi? Bu tür kaynaklarda bizim 1000 civarında yayınımız var. Bu yayınlarda biz hem Kur'an'daki hem Peygamber Efendimiz'in sünnetindeki bu bilgileri alıyor, onları yorumluyoruz. Şimdi medyanın, yani Zatıhanizm bulunduğu gazetenin manşeti çektiği ve daha çok manşetlerde yer alan haber aslında o metinden, metinin cümlelerin başı sonu kesilerek alınmış şekli. O bakımdan bir şey var, yani iyi bir alıntı değil. Ama şeyde, yani tamam, o bölümde o yani şöyle algılamaya müsait. Yani Peygamber Efendimiz demiş ki zinaya yol açacak şekilde kadın ve erkeğin dini yasakları ihlal edecek tarzda beraberliği bir nevi zinadır. Ama İslam bilginlerde hep şöyle bir nevi zinadır demez, şudur. Yani hakiki anlamda zina değildir. Hiçbir İslam bilgini de bunu gerçek anlamda zina olarak algılamaz. Bu bir uyarı metodudur. Yani bu davranışın doğru olmadığını, günah olduğunu, dinin sakıncalı olduğunu anlatmasının bir üslubudur. Hep böyle anlaşılmıştır. Yani hiçbir zaman ne Allah katında ne kul katında bu zina ile eş olarak görülemez tabii. Flört zina ile eş tutulamaz. Flört zina ile eş tutulamaz. Ama dinen de onaylanan bir davranış değildir. Burada flörtle şunu kastediyoruz biz. Yani arkadaş olmasını, konuşmasını değil, dinin yasaklarını ihlal edecek tarzda beraber olmasını. Peki dinin yasaklarını ihlal etmeyecek tarzda gençler flört edebiliyorlar birbirleriyle, yani artık herkesin arkadaşlığı, tabii arkadaşlığı, okul arkadaşlığı, iş arkadaşlığına kimsenin bir şey dediği yok. Zaten denemez. Burada zinaya götüren beraberlikler kastedilmiştir. Ve bu tür bilgileri biz şimdi, bu tür bilgileri biz veririz ve üzerlerine yorum yaparız. Yani medya lütfen bu tür bilgileri aldığı vakit onun üzerine hangi yorumları yaptığımızı da görsün. Mesela rahmetli Atatürk devrinde yayınlanan hadis kitapları vardır. Kur'an tefsirleri vardır. Onlarda da bu hadisler var. Bu hadislerin önemli olan yok farz etmek değil. Bu hadisleri alıp üzerine yorum yapabilmektir. Şimdi Diyanet olarak biz bunu yapıyoruz. O hadisleri yok sayarak, görmezden gelerek değil, o hadislerin neyi anlatmak istediğini, insanların ikili ilişkilerinde neyi öne çıkarmak istediğini göstermeye çalışıyoruz ki İslam daha çok bu tür karşı cinsler arası ilişkilerde insan olma vasfını, güveni, kötü duygulardan arınmayı, kötü niyetli olmamayı öne çıkarır. Kötü bakış, kötü, hatta kötü niyet. Hadislerde bir insanın karşı cinsi hakkında, yakın arkadaş hakkında kötü niyetini de günah sayar. Bu güzel bir şey. Yani iki yakın arkadaşın, bir kız bir erkek arkadaşın biri diğeri hakkında zihninde kötü niyet besliyorsa bu çok güzel bir değerlendirmedir. Peki, çok teşekkür. Çünkü bu kanunla bunları önleyemezsiniz. Peki, bunu yeterli kabul edelim. Tabii, yalnız, Şahin Alpay. Pardon, yani şey olsun diye, sonuçlansın diye. Şey. Şimdi burada tabii yani günahtır da insan bazı günahları işler. İşte günah işte özgürlüğü var insanlar. Affet, çok yoruldum doğru der, bilmem bir şey bulur Allah'la kendi arasındaki bir mesele. Sizin de ilkeniz, her zaman belirttiğiniz ilkenin gösterdiği gibi. Fakat burada şiddet uygulaması, bu söylediğim olaylarda şiddet asla tasvip etmiyor. Asla. Şey, yani bu şiddetin tasvip edilmediği tabii o konuyu toplum bilgilendiririz. Günah insanların kendisiyle yüce yaratan arasındaki bir durumdur.
günah işleyenin günah işleme özgürlüğü olduğu gibi tövbe edip dönme imkanı vardır ve bir daha günaha kapıyı kapatıp doğru yoldan gitme imkanı da vardır. Şimdi Allah insanları özgür iradesiyle baş başa bırakmıştır. Peygamber Efendimiz'i demiştir ki sen sadece dini açıkla, bırak insanlar kendi yolunu kendi seçsinler. Biz İslam dininin prensiplerini, ilkelerini, günahı, sevabı açıklarız. İnsanlarda bunu yapıp yapmama özgürlüğü vardır. Ama ben şunlara üzülüyorum. Mesela Cumhuriyet Türkiye'sinde Diyanet İşleri Başkanlığı bunların günah olduğunu nasıl söyler? Yani ne alakası var? Yani Cumhuriyet Türkiye'si ile bir şeyin günah olduğunu söylemenin arasındaki çelişki söylenebilir mi? Yani o zaman böyle kurumları hemen birden Cumhuriyet Türkiye'si, laik ülke, Diyanet İşleri Başkanlığı günah kavramlarını aynı düzlemin parçası olmayan kavramları karşı karşıya getirirsek insanlara, cumhuriyete ve dinimize kötülük yapmış oluruz. Ama ben burada bir problem görüyorum Sayın Başkan. Müsaade ederseniz izah edeyim. Şimdi siz mesela diyorsunuz ki ben İslam dininin ortak prensiplerini temsil ediyorum ve topluma bunları anlatmaya çalışıyorum. Diyorsunuz ki içki içmek günahtır. Hepsi bütün Diyanet personeli bunu söylüyor. Başörtüsü dini vecibedir. Fakat biz biliyoruz ki şu %99 Müslüman halkımızın önemli bir kısmı ne içki içmeyi günah sayıyor kendi inancı gereğince, ne de başını örtmeyi dini bir vecibe sayıyor. Dolayısıyla siz maalesef bütün şeyin üzerinde, bütün Müslümanların ortak değerlerini dahi temsil etmiyorsunuz. Affedersiniz, ben bunu böyle görüyorum. Benim gördüğüm problem, biz bundan yaklaşık 100 yıl önce, 85 yıl önce Cumhuriyeti kurarken bir otoriter bir tek parti yönetimi altında belirli bazı politikalar geliştirmişiz ve bugün bu politikalarda ısrar ediyoruz. Oysa aradan 60 yıllık bir demokrasi tecrübesi, dünyada insan hakları fikrinin geliştiği bir ortamı yaşıyoruz. Bunun üstüne üstlük olarak da laiklik anlayışı giderek bambaşka ve demokratik ülkelerde olduğu gibi bir laiklik anlayışı olmaya başlıyor. O da nedir? Din devlete, devlet dine karışmaz. Devlet bütün dinlere eşit mesafede durmak zorundadır. İster Müslüman olsun, doğru, ister olmasın, ister inançsız olsun. Siz bir sıkıntı çekiyorsunuz bu yüzden. Benim gördüğüm, paylaşmayabilirsiniz. Diyorsunuz ki biz dini konularda konuşuruz, siyasi konularda konuşmayız. Ama maalesef genel idare içinde yer alıyorsunuz ve konuştuğunuz zaman devlet adına konuşuyor durumdasınız. Ne laikliğin prensipleriyle ne de sizin içinde bulunduğunuz durumun güçlükleriyle bunları görmezden gelemeyiz. Ben diyorum ki Diyanet İşleri Başkanlığımızı yarın değil ama öbür gün yavaş yavaş özelleştirmek, genel idarenin dışına çıkarmak ve sizi gerçekten Sünni İslam'ın Türkiye'deki otoritesi olarak devlet tarafından tayin olmayan bu şeyin, inancın büyükleri tarafından artık ilahiyat profesörleri mi olur kim olursa seçilecek yöneticilerle idare edilen ve vatandaşlarımızın da gönüllü olarak verdikleri vergilerle finanse edilen zorunlu değil. Şimdi biz şimdi bir tuhaf bir durum değil mi? Yahudiler de, Hristiyanlar da, inançsızlar da, Aleviler de, herkes mecburen size vergi veriyor. Siz bundan rahatsızlık duymuyor musunuz Sayın Başkan? Şimdi Şahin Bey, isterseniz bu sondan başlayalım. Uygun görürseniz. Şimdi Cumhuriyeti kurduğumuzda bir yol ayrımındaydık. Diyanet ve din konusunda. İki şey yapabilirdik. Bir, din konusunu hiç devletin gündemine almayıp, mekanizma içine almayıp, tamamen insanların kendi sivil inisiyatiflerine bırakabilirdik. Cemaatlere, tarikatlara, gruplara ve o zaman karşımıza nasıl bir tablonun çıkacağı, Osmanlı'dan yeni çıktık, Tanzimat, Meşrutiyet dönemlerini yaşadık, Cihan Harplerini yaşadık. Ondan sonra Cumhuriyeti kuran irade, Cumhuriyeti kuranlar din ve dini yapılanmayı halkın sivil inisiyatifine bırakmanın ne gibi riskler doğuracağını, ne gibi parçalanmalara, gerilimlere yol açacağını kestirmiş olmalılar ki
bana göre de haklı olarak Cumhuriyet'in içinde yer alan ama dinin doğru bilgiyle, dinin doğru bilgisiyle toplumu aydınlatan, dinin devlete, devletin dine karışmamasını sağlayan ama dinin de istismarına imkan vermeyen bir Diyanet İşleri Başkanlığı kurdular. Şimdi biz devlet mekanizması içindeyiz ama dini bilgi konusunda özgürüz. Bugüne kadar hiçbir siyasetçiden ve hiçbir devletin mekanizmasından din hakkında ne diyeceğimizi ne sormuşuzdur ne de böyle bir terkine açık olmuşuzdur. Tabii benim bir şansım da var. Gerek önceki bakanım Profesör Mehmet Aydın Bey, gerek şimdiki bakanım Profesör Sait Yazıcıoğlu, her ikisi de din bilgini, bilge kişiler ve siyasetçi kimliklerinden ziyade bir ilahiyatçı ve din bilgini vasıflarıyla hep bizimle ilişki içinde oldular. Ama şunu da ifade edeyim, ben hiçbir zaman din konusunda ne diyeceğimi insanların gözünün içine bakarak belirlemem. Siyasetçinin bana yapacağı katkı sadece bu bürokratik yapı içerisinde hakları, özgürlükleri ve resmi işleyişi sağlamaktır. Bizim bilimsel açıdan dinin bilgisini topluma aktarma açısından özgür olduğumuz artık herkes görüyor. Yani biz özgürce ama nasıl özgürce dinin kendi kaynaklarının doğru bilgisini rasyonel ve metodolojik düşünceyle üreterek söylüyoruz. Rastgele konuşamayız din hakkında. Mesela biz istesek de alkollü içki kullanmanın günah olmadığını söyleyemeyiz. Hiç şüphesiz. Ama insanlar da devlet adına söylendiği zaman biraz problemli bir durum. İslam oluyor. Dinini bilen, İslam dininin kaynaklarını, doğru bilgisini bilen hiç kimse alkollü içki kullanmanın İslam dininde günah olmadığını söyleyemez. Bu çok açık bir konu. Yani İslam'da dini bilgi böyle bizim tekelimizde olan gizli saklı sandukalarda saklanan bir şey değil. Çok açıktır ve İslam'ın toplumla paylaştığı en güçlü şey bilgidir. Ve İslam medeniyeti bir bakıma bilgi etrafında oluşmuş bir medeniyet. Dini bilgi çok kolay paylaşılan ve ulaşılan bir şeydir. Kimsenin tek elinde değildir. Ve sizin söylediğinize katılma mümkün değil. Yani toplumun tamamı da içki içebilir. Toplumun tamamının içki içmesi, içkiyi günah saymaması ayrı bir konudur. Dinin günah sayması ayrı bir konudur. Ama günah saymayan Müslümanlar da var biliyorsunuz. Tabii olabilir, olabilir. Şimdi mesela kiliseyle bizim bir farkımız var. Dikkat ederseniz kilise geçenlerde, geçtiğimiz aylarda 7 büyük günaha sosyal içerikli yeni 7 büyük günah ekledi. Hatta önerisi şuydu. Eski günahları, eski bireysel günahları, kıskançlık, bencillik, hırs gibi bireysel ölçekteki günahları kaldıralım. Yerine dünyayı kirletme, çevreyi kirletme gibi sosyal içerikli büyük günahları ekleyelim. Tabii kilise hep bunu yaptı şimdiye kadar. Kilise ilk günden itibaren dini sürekli revize etti. Revize ettikçe de dinin büyüsü bozuldu. Dinin o ana mesajı sarsıldı ve beşeri, rasyonel ve insan eliyle dizayn edilmiş bir din. Yani masa başında yazılan bir din haline geldi. Halbuki İslam'ın dini bilgileri, İslam'ın prensipleri o kadar açıktır ki 14 asırdır ne Kur'an'ın bir harfi değişmiştir, ne Peygamber'in sünneti öyle veya buraya çekilebilmiştir. İslam bilgilerine düşen bu bilgiyi toplumla paylaşmak olmuştur. Veya bizim yaptığımız gibi acaba bunun için böyle istendi? Niçin alkollü içki, niçin yasak kılındı? Bunun gerekçesi ne olabilir? Bunun olur tarafı, olmaz tarafı nedir? Bu konuda da yorum geliştirmektir. Yani bizim yapacağımız dinin ana kaynaklarını değiştirmek değil, o ana kaynaklarının bilgisini yorumlayarak onu 21. yüzyıla getirebilmektir. İşte şimdi bir çalışma yapıyoruz. Hadis çalışması. O hadis çalışmamız Batı'da da büyük bir ilgi uyandırdı. Hani Hazreti Peygamber'in hadislerini 21. yüzyıla nasıl getiririz? Yani Peygamber'in hadisleriyle, Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle 21. yüzyıl insanını buluşturmak. Peki, çünkü ben de bu toplumu 3. asra götüremeyiz. Bu konuda ben bu toplumu 3. 5. asra götürüp o kitapların satırlar arasında mahkum kılamayız. Ama bu konuda size yönelik eleştiriler de var. Şöyle ki biliyorsunuz Newsweek dergisi bunu kapak yaptı. Sanırım bu çalışmanızı yani bu hadisleri yeniden bakma, yorumlama, değerlendirme, hadis sahih olmayanların ayıklanması çalışmanızı merkeze alarak Newsweek dergisi yeni bir İslam anlayışı Ankara'dan doğuyor. Ankara'da bir grup din bilgini oturdular, bu konuda çalışıyorlar diye bir haber yaptı.
bu haber de şöyle yorumlandı. Dendi ki, ha bak işte ılımlı İslam denilen o Amerikan projesi Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle yürütülüyor. İslam böyle Amerikan çıkarlarına uygun bir şekilde oluşturulacak. Ilımlı İslam projesi Türkiye'ye böylece egemen olmuş olacak dendi. Biz yerel hiçbir merciden ve siyasetçiden telkin ve emir açık olmadığımız gibi uluslararası hiçbir ilişkiye de açık değiliz. Yani bu düşüncemiz bizim 3-4 yıllık bir düşüncedir ve bunun ılımlı İslam düşüncesiyle, projesiyle uzaktan yakına ilgisi yoktu, olamazdı. Hatta yakıştırdılar işte iktidar partisiyle bu faaliyeti de bir özdeş kıldılar. Bu bir reform, bir revizyon veya devrim değil. Daha çok Peygamber'in hadislerini, Peygamber Efendimiz'in hadislerini günümüz insanıyla buluşturma, günümüz insanının anlayacağı dilde onlara aktarma. Yani Peygamber Efendimiz bir rahmet peygamberidir, bir sevgi peygamberidir. Onun getirdiği rahmeti, sevgiyi insanlara ulaştırma görevidir. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Peki ama bir de zaten başka din merkezlerince de çok öteden beri değil mi? Asırlardan beri bu hadislerin sahihinin sahih olmayanından ayrılması çalışması. Özelleşme konusundaki soruma cevap almadı. Özür dilerim. Özür dilerim. Pardon. Şimdi ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yani işte Cumhuriyet'in kuruluşunda yol ayrımından söz etmiştim. Yani, ama Sayın Başkan ben de dedim ki kuruluş döneminden yaklaşık 100 yıl geçti. Şimdi, bambaşka bir Türkiye'de yaşıyoruz. Şahsen, hala daha 1920'lerin anladım. Politikalarında biliyorsunuz ısrar etmenin memleketimizi çok büyük badirelere sürüklediğini görüyoruz. Aynen katılırım. Yani ben de şahsen kurumun sivilleşmesi, daha özerk olması, daha otonom olması konusunda atılacak her adımı yani sadece Avrupa Birliği bağlamında demiyorum. Bizim insanımıza güven, artık Türkiye'de 23 ilahiyat fakültemiz var. Türkiye'nin ve Osmanlı'nın çok güçlü bir dini geleneği var. Mesela bak radikal akımlar, radikal anlayışlar diğer İslam ülkelerini etkilese bile Türkiye etkilemiyor. Çünkü Türkiye'de insanımızın çok güçlü bir halk irfanı var. Halkın oluşmuş çok güzel bir din, genlerinde bir din algısı var. Öyle kolay kolay dışarıdan gelen telkinlerle insanlar hemen bu dinmiş deyip duyguseline kapılmıyorlar. Yani bunu biz Osmanlı'ya borçluyuz, Cumhuriyet'e borçluyuz, laikliğe borçluyuz, bilim merkezli din anlayışımıza borçluyuz. Ve Türkiye'de yani öğrenmemiz gerekir ki Türkiye'nin din bilimi alanında aldığı mesafe diğer İslam ülkelerine göre çok iyi. Yani, peki bu Ankara merkezli çalışma diğer İslam ülkelerine uluslararası anlamda örnek olabilecek nitelikte mi? Aslında Batılılar... Yani yeni bir İslam Batılılar, dalgası, Ahmet İslam Bey, yorumu dalgası mı şikayet gelecek? Şikayet edeyim. Bu konuda Batılılar dürüst davranmıyorlar ve İslam ülkelerine bak siz böyle yapıyorsunuz ama Türkiye büyük bir reform hareketi başlattı. Tıpkı Protestanların Hristiyanlığı yaptığı gibi Türkiye bu reformun öncülüğünü yapıyor diyerek adeta Türkiye'nin evet Türkiye'nin İslam dünyasıyla ilişkilerinin kopması için özel gayret sarf ediyorlar. Ama peki, onlar söylemese başkaları söylemeyecek mi Sayın Başkan? Farklı bir, ama bu bir reform faaliyet hareketi var burada. Ama bu bir reform hareketi herhalde değil. Herhalde sizin İslam anlayışınızla Vahabilerin İslam anlayışı arasında da bağıran bir farklılık var. Zaten bizim yani farklılık olmasın Vahabilerin. Olsun şimdi, istiyorum bizim, ben de. Bizim, ama bunun bak, altını Batılı çizdi diye bu bilmem Türkiye'yi gammazlamak biraz farklı bir şekilde konu yalnız yorumlanırsa şimdi, olmaz. Bizim bir kısa ara vereceğiz ama tamam, isterseniz aradan sonra söyleyin, kesmeyeyim çünkü bir hali uzun bir süredir uyarıyor arkadaşlar. Peki olur. Kısa bir reklam arası, tekrar birlikteyiz. Evet, yeniden birlikteyiz. Tarafsız Bölge İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'ndan sizlere sesleniyor. Konuğumuz Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Bardakoğlu. Sorular soruyoruz. En son Şahin Alpay'ın bir işaret ettiği yani nokta vardı. Bu özellik, Diyanet'in özelliğe sıcak baktığımı ve bu konuyu tartışarak yol almamızın bana göre toplumun ortak hayrına olacağını ifade ettim. Şahin Bey bir de selefilik ile ilgili Türkiye'nin selefi anlayıştan farkını ifade etti, sordu. Hemen söyleyeyim. Bir defa güney coğrafya ile bizim temel farkımız, biz dini artık bir medeniyet çerçevesi içerisinde algılıyoruz.
dinin metinlerine bağlı olduğumuz gibi din üzerine yorumu geliştirdik. Musikiyi, sanatı, estetiği, mimariyi dinin ve dindarlığımızın içinde bir önemli unsur görmeye başladık. Zaten hemen söyleyeyim, yani estetiği, mimarisi, musikisi, edebiyatı ve duygu dünyası zenginleşmezse bir toplumun dindarlığı da olgunlaşmaz. Yani bizim dindarlığımızın hem yorumla toplum hayatına intibak eden, insanların beklentilerini karşılayan bir hoşgörü yönü var. Bir diyalog zemini var, hoşgörü zemini var. Herkesi kuşatan bir yumuşak anlayışımız var. Bir de onu medeniyetin diğer parçalarıyla birleştirdik. Fakat şunu söyleyeyim, bu Altan Bey'in de temasına ilave olarak, gerçekten biz Arap dünyasına, yani Güney coğrafyaya Müslüman olduğumuzu anlatmak gibi bir zorunlulukla veya ödevle karşı karşıya kalıyoruz. Onlarla görüştüğümüzde Batılılara da gerçekten demokratik, laik, işte din devlet işlerini ayırmış, modern dünyaya açılan bir ülke olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bazen bakıyorum ikisinden de dışlandığımızı görüyoruz. Türkiye'nin işi gerçekten o açıdan zor. Avni Bey. Ben siz şimdi Hazreti Peygamber'in hadisleriyle ilgili çalışmadan söz ettiniz. Daha önceden bir ilmi tefsir diye basına yansıyan bir çalışma da vardı. O ne oldu onu bilmiyorum. Şu anda yürüyor mu yürümüyor mu bilmiyorum. Ama sizin ifade ettiğiniz ya da tanımladığınız manada ya da yorumladığınız manada bir İslam anlayışını, bu ister güneydeki Arap toplumunun hoşuna gitsin, ister gitmesin, ister Batı dünyası hoşlansın, ister hoşlanmasın, ama farklı bir İslam anlayışını Türkiye'den doğabileceği ve bunun giderek cazibe merkezi haline gelebileceği gibi bir ümidi taşıyor musunuz? Evet, taşıyorum Avni Bey. Sadece Türkiye değil, ben Balkanları da önemsiyorum. Balkanlarda da Türkiye'ye denk, Türkiye'ye eşdeğer bir zengin ve dünyaya umut veren bir Müslümanlık anlayışı güçleniyor, gelişiyor. Tabii biz birden bu noktaya gelmedik. Bizim arkamızda bir 600 yıllık Osmanlı medeniyeti var. Osmanlı'nın din-devlet ilişkilerindeki o ahenkli geleneği var. Yani mesela laikliğin sadece Cumhuriyet'le başlamadığını hepimiz biliyoruz. Yani Osmanlı'dan devam eden geleneğin Tanzimat ve Meşrutiyet'le belli bir noktaya gelmesi ve daha sonra Cumhuriyet'le müesseseleşmesi söz konusu. Bilgi geleneğimiz var bizim. Din konusunu, din içi, yani çok Osmanlı'nın çok az dönem vardır ki çok katı ve bağnaz din yorumları egemen olmuş olsun. Onun dışında Osmanlı'nın kendi içinde de çok zengin bir bilgi yelpazesi oluşmuş din hakkında. Hem bu iki özelliğimiz, hem farklı dinlerin, kültürlerin Anadolu'da bir arada yaşaması. Bütün bunlar bizim genlerimize işlemiş. Camisi, işte İstanbul bunun en açık örneği, kilise, sinagog, havra, cami bir arada ve insanlar birbirini incitmeden, birbirini ötelemeden asırlardır bir arada yaşamışlar. Bir de buna Cumhuriyet'in, laikliğin ve yeni dönemin kazanımlarını ekliyoruz. Bakıyoruz gerçekten Türkiye'nin Müslümanlık tecrübesi İslam dünyası içinde, Batı içinde hayli özgün ve önemli bir örnek olarak durmakta. Ve bu Balkanlarda da aynı zengin tecrübeyi bir arada görüyoruz. Balkanların da Türkiye'ye yakın bir tarihi tecrübesi oluşmuş. Evet. Mesela Balkanlardaki ilmi birikimde, bilimsel birikimde hayli iyi. İslam dünyasına ve Türk Cumhuriyetlerine göre. Peki bu o ilmi tefsir denilen çalışma? Ona geleceğim. Şimdi biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Avrasya Şurası'na öncülük yapıyoruz. Avrasya Şurası, Balkanlar, Türkiye, Kafkasya ve Türk dünyasındaki dini liderlerin katıldığı, iki yılda bir katıldığı ve sorunlarımızı konuştuğumuz bir büyük şura. Ve bu şura inanıyorum ki İslam dünyası içinde bir yeni bir bakış açısı oluşturacak. O tefsir kitabımız 5 cilt halinde yazıldı. Şimdi konulu tefsir çalışmamız başlamak üzere. Ve ben aynı zamanda bir akademisyen olarak her 10 yılda bir Kur'an yorumu yapacak güçte olduğumuzu ve
bilim insanlarımızın, ilahiyatçı, akademisyen arkadaşlarımızın her 8-10 yılda bir hadislere dair bir yorum, Kur'an'a dair bir yorum kitabı yazmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Biz bunu neşretmeye hazırız ve son dönemde yayın faaliyetlerimizi hayli artırdık. Değişik açılardan ve değişik düzeylerde İslam'la, Müslümanlıkla, İslam kadın, İslam şiddet ve diğer çağdaş dünyanın gündemini işgal eden konularda toplumu bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Ve bir de çocuklarımızın anlayacağı dilde pedagogların da devreye girmesiyle yeni kitaplar hazırlattık. Yani inanıyorum ki bunlarla insanımız daha rahat, daha dinin doğru bilgisiyle ve kendisiyle daha barışık bir çizgi yakalayacak. Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde Ankara İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi bir profesör ve yine Ankara İlahiyat Çevresi'nin yayınlamakta olduğu son derece yetkin İslamiyat adlı dergiyi yayınlayan bir kişi bir yargıya başvuruda bulundular. Bilmiyorum, haberiniz oldu mu? Bilgim var, evet. Evet, yani bir dini içerikli kavramların bazı şirketlerin marka olarak kullanmasına itiraz eden, bunu yargı kararıyla yargıya taşıyan bir girişim. Mesela çok konuşulduğu için burada açıkça söyleyebiliriz. Tekbir Giyim diye bir markanın olamayacağını, olmaması gerektiğini ifade ettiler. Siz bu girişimi destekliyor musunuz? Doğru buluyorum. Yani ben mümkün olduğu kadar toplumun ortak paydası olan, ortak duygularının ifadesi olan kavramları böyle ulu orta ve ticari amaçla kullanmamamız gerekir. Bu dinimize saygının da bir gereğidir. Yani ben onun için ticaretin de dini kavramlardan ve alanlardan biraz dışarıda kalması gerektiğini düşünüyorum. Dinin ticarete alet edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani din üzerinden ticaret, din üzerinden siyaset en çok dine zarar verir. Şahin Bey. Ben Sayın Başkan'a bir din adamı olarak Türkiye'deki gayrimüslimlerin dini özgürlükleriyle ilgili sorunlarını da sormak istiyorum. Şunları görüyoruz. Mesela Rum Ortodokslar din adamı yetiştirememekten şikayet ediyorlar. 1971'e kadar açık olan Ruhban Okulu Hebeliada kapatıldı 71'de ve hala bir türlü açılmadı. Bu konuda sizin görüşünüzün ne olduğunu merak ediyorum. Bunun yanında Türkiye'de bazı din adamları öldürülüyor ve bunlara karşı bir düşmanlık nefret kampanyası sonucunda öldürüldüğünü Malatya'daki katliamı Trabzon'da ve şeydeki İzmir'deki yaralandı ve tabii en korkunçları sizin söylediğiniz gibi Malatya'da Hristiyanlığı benimsemiş iki Türk vatandaşı ve bir de Alman vatandaşı Hristiyanlığa dair kitapları sattıkları bir kitap evinde çok hunhar bir şekilde öldürüldüler. Bu konularda sizin söyleyecekleriniz gerçekten çok önemli. Her seferinde söylüyorsunuz ama burada da söylemenizi rica edeceğim. Şimdi Şahin Bey, sağduyulu her insan gibi biz de bu konuları fevkalade üzücü ve bizi mahcup edici kötü davranışlar olarak görüyoruz. Mesela sinagog bombalandı. Hahan başına taziye için ilk giden ben oldum. Hemen birkaç saat sonra taziyeye gittim. Biliyorum. Yani Malatya'daki, Trabzon'daki olaylar akabinde hem Türkiye'ye hem dünya kamuoyuna bu olayın son derece üzücü olduğunu, İslam dininde böyle bir davranışın tasvip edilemeyeceğini ve bundan son derece mahcup olduğumuzu ifade ettik. Tabii artık biz inancı, ateistlerin inanmama özgürlüğü de dahil, insanların özgürlüklerine saygılı olmayı dinimizin ve medeniyetimizin bir gereği olarak görmek zorundayız. Bırakalım insanlar inançları, dinleri neyse onu yaşasınlar. Ve biz din özgürlüklerine yanayız hep. Bakımdan Türkiye'deki Hristiyanların, Türkiye'deki Yahudilerin din özgürlüğü adına bir sorunu varsa biz onlara destek veririz o sorunların kalkmasına. Ama tabii Ruhban Okulu gibi konular bizim doğrudan bizim karar verdiğimiz alanlar değildir. Onun daha çok diplomatik boyutları, belki mümaseretle, mukabele bilmişliğiyle alakalı, denklikle alakalı konular vardır. Ama prensip olarak, biz prensip olarak özgürlüklerin gelişmesinin toplumun barışına hizmet edeceği kanaatindeyiz. Peki Sayın Başkan, imam öğretmeni yendi mi? Şimdi yani şunun için
Bir de öncelikle şunu sorayım. Şerif Mardin'in ortaya attığı o görüşleri okuma, takip evet, etme tabii, fırsatı buldunuz zaten mu? Şerif Mardin hocamız, yani dün değil bunu, 30-40 yıldır işlediği tezdir bunlar. Tabii. Ancak tabii yine bir öz eleştiri yapalım. Yani bir yıl önce Şerif Mardin hocamız mahalle baskısı kelimesini kullandı diye üzerine hocanın hiç kastetmediği anlamlar yüklendi ve hocanın bu sosyolojik analizi adeta siyasi tartışmaların içerisinde kayboldu gitti ve hocaya haksızlık oldu. Hoca bir yıl sonra dedi ki bana haksızlık yaptınız çünkü ben bunları hiç kastetmemiştim dedi. Şimdi, ama bu sefer de yeni bir tartışmayı başlattı. Yeni bir tartışma. Şimdi aslında kestirmeden cevap vereyim. İmam dinin öğretmen cumhuriyetin temsilcisi değildir. Böyle düşünürsek çatışma ortamını körüklemiş oluruz. Din hepimizin dinidir. Dini imam temsil etmez. Biraz önce konuştuk. Din hepimizin ortak değeridir, ortak bağıdır. Her insanın dinle öyle veya böyle bir ilişkisi vardır. Çünkü yaşadığımız hayat bizim hayatımızdır. Hayatımızın hesabını Allah'a biz vereceğiz. Ve yavaş yavaş 30, 40, 50, 60 yılı geride bıraktık. Ve bunu kendi iç dünyamızda düşünüyoruz, tartışıyoruz. Ve din de bunun cevabını bize veriyor. Din şekil değil, din bir bakıma Allah'la buluşma ve Allah'ın o yüce egemenliğini kabul ederek onun rahmetine sığınma duygusudur. Şimdi böyle olunca imam dini temsil etmez. Cumhuriyet de bizim ortak değerimizdir. Öğretmen de cumhuriyetin temsilcisi değildir. Gönül ister ki, sizin sorunuza ikinci cevap, gönül ister ki imam toplumun bütün ileri gitmesi için, o dönüşüm için, gelişmesi için her adımı, her modern, her çağdaş, her ileri adım atsın ve onun öncüsü olsun. İmam. İmam. Öğretmen de toplumun bütün milli, manevi, kültürel ögelerine, duyarlılıklarına bilgene kalmasın. Yani, sentez öneriyorsunuz. Yani ama her ikisi de ayrı kanallarda giderse o zaman işte ayrışma başlar. Cumhuriyetin, Ahmet Hakan Bey, Cumhuriyetin Diyanet ve öğretmen projesi aslında bu yanlışı önlemek içindi. İstedi ki köye imam gitsin, öğretmen gitsin, aynı şeyi söylesinler, aynı yere vursunlar. Aynı yere vursunlar ve birlikte toplumu dönüştürsünler. Yani hedef buydu. Ama biz öğretmeni bir tarafa çeker, imamı bir tarafa çeker ve birini diğerine yalanlatırsak, o zaman haliyle Şerif Mardin Hoca'nın dediği gibi toplumların dokusuna, geleneğine, töresine, kültürüne daha yakın olan daha bir adım önde olur. Hatta yani imamın çocukların öğrenmesini, okumasını, gelişmesini sağlayacak kadar aydın ve öğretici olması ama namaz kıldıracak kadar da din bilgin olması güzel değil mi? Biz şimdi yeni bir adım attık, yeni bir hamle başlattık. Ben her ile gitmeye çalışıyorum. Şimdi bu toplantıdan sonra yarın akşam Kars, Ağrı, Iğdır, Gümüşhane, Bayburt tarafına gideceğim. Nasip olursa. Din görevlileriyle birebir toplanıyoruz ve onlara bazı hedefler çiziyorum. Bu başkanlığın ortak hedefi. Din görevlisi, köyün imamı sadece namaz kıldıran değil, caminin avlusunu güzelleştiren, ağaç diken, köyde çevre bilincini aşılayan, köyün suları kirleniyor ise bu suların temiz tutulmasını dini bir ödev olarak topluma aktaran, gerekiyorsa ziraatçılık, hayvancılık konusunda köyün kalkınmasını öncülük eden, imkanımız olursa ilk yardım konusunda tecrübesi olan, köylüyü okumaya teşvik eden bir öncü olsun, bir eğitmen olsun. Şimdi camilerimizde okuma kursları, okuma salonları ve okuma imkanlarını artırmaya başladık. Küçük küçük kütüphane. Okuma yazma öğretme. Okuma yazma öğretme. Hangi kitap olursa olsun. Sadece Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis değil. Yani bir toplumu, tür kütüphane. Toplumu okumaya alıştırma ve imamın topluma öncülük yapması. Mesela 2 yıl önce ağaçlandırma kampanyası yaptık. Şimdi çevre bilincini aşılıyoruz. Suyu tasarruflu kullanma, dünya nimetlerini tasarruflu kullanma konusunda imama ödevler verdik. Ve biz bunu yeni geliştirdiğimiz performans kriterlerine madde olarak yazdık. Yani ne kadar namaz kıldırdığından artı olarak köye hangi konuda hangi öncülüğü yaptın? Köyün okuma yazmasına öncülük yaptın mı? Köyün aile sorunları varsa, köyde tedavi olamayan insan varsa, bacası tutmayan insan varsa onun yanında olabildin mi? Yani sosyal doktorluk, birleştiricilik,
insan maddi ve manevi kalkınmada öncülük gibi bir misyon yüklüyoruz. Bu bir bakıma, sözü uzattım ama, imamın misyonunu öğretmene yaklaştırıyor. Şimdi öğretmenin de biraz imama yaklaşması halinde bence o ayrılık kalkacaktır. Bir de hayvan sevgisini belki. İşbirliği yapmasını da tekin muhakkak, tabii. Bir de hayvan sevgisini de belki. Muhakkak. Biz biliyorsunuz avcılıkla ilgili benim bir beyanatım oldu. Avcılar, avcı dernekleri adeta beni topa tuttular. Aforoz ettiler. Ama ben hala aynı kanaatteyim. Yani zevk için avlanmayı artık geride bırakmamız gerektiğini ve hayvan haklarına saygının da bizim insaniyetimizin bir gereği olduğunu düşünüyorum. Siz Balkanlara az önce işaret etmiştiniz. Muhakkak biliyorsunuz Saraybosna'ya biz bir gittiğimizde camide imamla sohbet ederken biraz sonra kız çocuklar geldiler filan. İmama bir şeyler söylediler kulağına. Ellerinde de böyle teypleri filan var. İmam dedi ki biz dışarıda sohbete devam edelim dedi. Çocuğun yaş günü. Müziğini, pastasını almış gelmiş şimdi. Biz camiyi çocuklara yaş günü kutlamasına terk ettik. Dışarıda sohbete devam ettik. Caminin avlusu da zaten düğün salonu filan gibi kullanılabiliyordu. Yani tam bir sosyal mekan. Merkez. Merkez gibi. O çok ilk kez gördüğümde çok yadırgadığım ama çok da ilginç gelen, hoşuma da giden bir şey olmuştu. Bunu bir şey yapmak istedim, şimdi ifade etmek istedim. Siz doğuyla ilgili hedefler diye verdiğiniz için. Şimdi ben biliyorum ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın muhtelif problemleri de var ama siz ana muhalefet partisinin lideri mesela sizden bilgi aldığı vakit verdiği demeci de hatırlıyorum. Ya son derece tatmin olmuş ve memnun olmuş bir şekilde ayrıldı. Demek ki dertlerinizi, yani kurumsal olarak dertlerinizi anlatabiliyorsunuz. Ama buna rağmen hala problemler, kadro istediğiniz vakit yine o da sorunlar doğuyor. Yine siyasette bir takım işte bürokratik mekanizmadan şikayet ettiniz. Hem sizi dinledikleri vakit haklısınız, çok iyi konuştunuz, harika şeyler denilip hem bunun siyasette ya da çözüm yeri işte yasama meclisinde tıkanmasını ya da bürokraside tıkanmasını nasıl değerlendirir? Şimdi Avni Bey, yalnız ben şunu ifade etmem kadir şinaslık olur. Bizim bütçe Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçe görüşmelerinde ve meclisteki yasayla ilgili bir teklif olursa ben bütün siyasi partilerin destek verdiğini görmekten dolayı mutluyum. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı o iyi bir noktadır. Siyasi tartışmalar fazla konu olmuyor kurumsal olarak. Dini konuların tartışılması dinin kendi özünden veya bizden değil daha çok siyasetin sıcaklığından kaynaklanan bir konu. Ama evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bugüne kadar hem iktidar hem muhalefet bütün siyasi partiler destek verdiler. Peki. Bu kadro konusu sadece siyasi desteğin olma açısından değil biraz da mali imkanların, kadro imkanlarının, personel rejiminin sıkılığından kaynaklanıyor. Ve kurumda özlük hakları yeterince iyi olmadığı için kuruma rağbet fazla yok. Problem de bu diyorsun. Problem bu. Yani. Mesela ilahiyat fakültelerinin kontenjanları çok az olduğu için giderek fakülte mezunlarından ziyade İmam Hatip Lisesi mezunlarını istihdam etmek zorunda kalıyoruz. Bir de şey siz oluyor. Niye ya. Anlatamıyorsunuz? Anlatıyoruz. Bunu? Yani basına da aynı şekilde. Yani ne hem bir takım olumsuz imam portrelerinden, portrelerden şikayet ediyoruz. Hem de iyi eğitilmiş insanların bir kısa ara verelim. Yeterli gelir imkanlarla o makamlara, o mevkilere gelmesini önleyeceğiz. Nasıl bu bağdaştırılır? Bu soruya kısa bir aradan sonra Altan Bey de ilave edecek galiba. Kısa bir reklam arası, tekrar birlikte olacağız ve artık da yavaş yavaş toparlayacağız konumuzu. Pardon.
Evet, yeniden birlikteyiz. Tarafsız Bölge artık son bölümünde ve çok az bir süremiz var. Altan Bey, siz bir cümleyle... Diyecektim Avni Bey'in sorusuna. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, başkanlık kadrolarında açık var. Bu doldurulamıyor. Şimdi de gene bir 10 bin civarında, değil mi? Dışarıdan imamlarla bazı camiler idare ediliyor. Bir yandan da Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatından diğer devlet dairelerine nakiller oluyor. Bir ara ben onun rakamlarını da çıkarmıştım. Hatta sizin bir sendika başkanınız açıklamıştı. Mesela 600 kişi Diyanet İşleri kadrolarından Milli Eğitim Bakanlığı'na naklediliyor. Bilmem 100 evet. kişi başka bir bakanlığı. Bu şekilde yani bir çelişki. Bir yandan siz yetişmiş insana ihtiyaç duyuyorsunuz. Bir yandan gidiyorlar. Bir de şeyden İmam Hatip okullarından ve İlahiyat Fakültesinden mezun olanlar var, sayıları epey. Yani sanıyorum 2 milyona yakın İmam Hatip okulu mezunu zaman içinde olmuş. Evet, yani bir kısmı süremiz tamamlandı yani. Cevaba sıra gelmeyecek. Yani burada burada bir yandan şey çok ilahiyat okuyan o şekilde bu şekilde. Ama bir yandan kadro açık kalıyor. Bir yandan da yani başkanlığı öteki bakanlıkları takviye şimdi, ediyor gibi bir durum oluyor. Şimdi bir defa diğer bakanlıkları takviye etmiyoruz. Ama Altan Bey, ilahiyat fakültelerinin kontenjanı çok az ve mezun olanların yarıdan çoğu kız. Erkekler daha azınlıkta. Önce bizde görev alıyorlar. Daha sonra Milli Eğitim aynı zamanda öğretmen olma sertifikasına sahipler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın imtihanlarına giriyorlar. Herhangi bir zaman diliminde sınavı kazandıkları vakitte Milli Eğitim Bakanlığı'na din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak geçiyorlar. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'na geçti de aynı şeyi yapıyor. Ama olan bize oluyor. Çünkü öğretmenlik kadroları özlük hakları itibariyle daha cazip. Bir de medyanın aşağı imam, yukarı imam şeklinde öteden beri bir imam tiplemesi vardır. Bu ta ilk yani Yakup Kadri'nin romanlarından başlar bu. Yani Şerif Mardin'de değil. Bir imam öğretmen denklemi, çelişkisi. O insanları yıpratıyor ve belki de çok iyi meslekte ehil yetişmediği için belki kaçacak yer arıyor. Ancak biz şunu söyleyeyim. Her 10 kişiden belki bir kişiye izin veriyoruz. Dokuzuna engel oluyoruz. Çok mesela köyde imamlık yaparken işletmeyi bitiren, iktisadı bitiren, ziraatı bitirenler var. Köy hizmetlerine evet. ziraat mühendisi olarak geçmek istiyor. Ben onu şahsen çok tabii bir insan hakkı olarak görüyorum. Yani köyde imamlık yapacaksın, başka yere geçemezsin demek yerine bir başka alanda yüksek okul, fakülte bitirmiş ise o alana o alanında çalışacaksa onlara evet diyoruz. Çok teşekkürler. Açığı da kapatmak için başka. Açığı kapatmak için işte bu kadroları doldurmaya çalışıyoruz ve ben bütün siyasetçilerin de buna destek verdiğini görmekten son derece memnunum. Çünkü o kadroyu boş bırakırsak orada uygun olmayan, ehil olmayan bir kişinin yaptığı tahribatı biz 10 yılda telafi edemiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Sayın seyirciler, Tarafsız Bölge burada sona eriyor. Bu akşam Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Bardakoğlu konuğumuz oldu. Altan Öğmen, Şahin Alpay ve Avni Özgürel de sorular sordular. Gerçekten son derece ilginç cevaplar aldık sizden. Yeni şeyler söylediniz. En azından söylediğiniz o yeni şeyleri burada ifade etme imkanı oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bu arada İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'ndan bu akşam sizlere seslendik. Onu da bir kez daha hatırlatalım ve buradaki görevlilere de bize gösterdikleri yakınlık dolayısıyla da ayrıca teşekkür ediyoruz. Tarafsız Bölge burada sona eriyor. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.